Değerli GASAM mensupları, Açık Diplomasi programından merhaba. Konuğumuz gazeteci yazar Bülent Şahin Erder. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Değerli, değerli GASAM mensupları, bugün Hindistan'ın yumuşak gücü yoga ana temasını yorumlayacağız. Bülent Bey, yoga ile ilgili üç sağ öne çıkmaktadır. Birinci sav yoga Hinduizm ve Budizm'e özgü bir dini pratiktir. İkinci ikinci sav yoga bir din değil, bir bilimdir. Üçüncü sav yoga Hindistan'ın yumuşak diplomasisidir. Bülent Bey, yoga dini bir ritüel mi? Şimdi öncelikle bu üç sav da aslında doğru. Yani bir e, hakikatin, bir gerçeğin Üç farklı e, boyutu aslında. Dolayısıyla e, üçünü de doğru kabul etmemiz gerekiyor. Evet, e, yoga özellikle Hint alt kıtası inançlarının, yani işte ana inanç Hinduizm olarak tanımladığımız e, inanç grubunun, e, altında işte Jainizm ve Budizm gibi diğer Hint e, kaynaklı inançların ibadet şeklidir. Nasıl ki e, İslam'da namaz, günlük bir... E, dua ritüeli ise farz kılınan bir inançsa nasıl ki Hristiyanlıkta pazar günleri yapılan e, ritüeller zorunlu e, ise nasıl ki Yahudilikte zorunlu ibadetler varsa aynı şekilde Hinduizm'de e, sonrasında Budizm ve Jainizm gibi diğer inanç gruplarında da yoga bir inanç yani bir ibadet şeklidir. Bu anlamda özel bir felsefesi vardır. Ve o felsefe çerçevesinde zaten şekillenir. Yani Hindular e, bunu spor olsun diye, işte zihinleri boşalsın diye yapmıyorlar. Hinduizmin temel e, ritüeli olduğu için yapıyorlar. Öncelikle bunu belirtelim. Tabi bu ritüelin bahsettiğim namazda olduğu gibi, pazar ayinlerinde olduğu gibi ya da Yahudilerin e, ibadetlerinde olduğu gibi, yani diğer dinlerde olduğu gibi bunun da bir felsefesi var. Yani o felsefe üzerine inşa edilmiş bir e, amel bir e, ibadet şekli e, yoga. Bu da e, özellikle Hindu tanrılarıyla iletişim kurmak ve o Hindu tanrılarına ulaşma yollarından birisi e, işte şey yaparak, e, yoğunlaşarak, zihni yoğunlaştırarak yapılan bir eylem. Tabii bunu e, sağlık ve bilim yönü de var. Bu, bunu da yasıyamayız. E, bunun sağlık ve bilim yönü nedir? Zihni sakinleştirmek, zihinsel yoğunlaşmayı çoğaltmak, e, böylelikle konsantrasyonu geliştirmek gibi yönleri de var. Yani insan sağlığına gerçekten de yararlı bir boyutu da var. İşte e, üçüncü sav, yani Hindistan'ın yumuşak gücü kısmı burada devreye giriyor. E, Hindistan bunu dış dünyaya, özellikle 1850'lerde başlayan e, dünyada materyalizmin Dünyadaki pozitivizmin e, aydınlanma sonrası insanlara gereken e, cevabı verememesi, ihtiyaçlarını karşılayamaması sebebiyle kurumsal dinlere karşı bir hareketti. özellikle Hristiyanlığa karşı biliyorsunuz aydınlanma. Dolayısıyla orada bir boşluk oluştu. Her şeyi pozitif bilimlerle açıklama, her şeyi bilim üzerine açıklama gibi bir yeni bir aslında inanç doğmuştu Batı'da. Ama bu inanç kısa süre içerisinde büyük boşluklar oluşturdu insanlarda. İşte o boşlukları yani o kurumsal e, dinlerin yerine e, toplumda bir şey dolduramadığınızda, işte o boşlukları bu tarz şeyler doldurmaya başladı. Özellikle Hindistan kökenli e, yoga, reiki e, gibi akımlar, inançlar, e, ritüeller Hindistan'dan tüm dünyaya yayılmaya başladı. Daha böyle mistik daha esnek e, New Age akımlar dediğimiz akımların, işte Blavatsky dönemiyle başlayan, Teosofi cemiyetiyle başlayan e, Batıya ihracı, Batıya yayılması gibi bir fenomenle karşılaşıyoruz. İşte buradan sonra artık Hinduizm, Hint Alt Kıtasının dışına çıkıyor ve kendisini özellikle yoga gibi sağlık açısından da faydalı bir ritüeli Batı'da e, kabul ettiriyor. Ve tabii ki batıllaşma hareketi sonrası Türkiye'de de e, mesela işte geleneksel tarikatların ritüellerine karşı çıkan birçok insanın Hint alt kıtasından gelen yogaya çok sempatik yaklaştığını, özellikle seküler kesimlerde çok e, sempatik karşılandığını söyleyebiliriz. Hocam Hindistan'ın yoga diplomasisi uluslararası aranada yumuşak bir güç mü? Güçsen, evet ne gibi faaliyetler yürütmektedir? Evet, dediğim gibi yani birinci sorunuzun cevabından devamla bu sorunuzda da şöyle cevaplayabiliriz. Evet, işte tam da burada bir yumuşak güce dönüşüyor yoga. Yani insanların özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Kıta Avrupası ve dolayısıyla Türkiye'de de ciddi bir yoga sektörü var. Ve yogaya çok sempatik yaklaşıyor. Özellikle sefiler kesimler. Evet, dediğim gibi baştan da belirttiğim gibi yoganın sağlık boyutu var yani insanın sağlığına faydalı bir e, ameliye ancak e, bu sağlık boyutunun yanında bir de felsefi boyutu olduğunu belirtmiştik İşte orada aslında Hindistan'a yönelik ve Hint inançlarına, Hint kültürüne yönelik bir açılım sağlıyor yani bu yolla e, Hinduizm ve işte Jainizm, Budizm gibi inançlar bu yolla kendisini e, o kültürde e, ifade etme imkanı buluyor. Bu da Hindistan'da yaşanan birçok olayın, e, yani Hindistan'a yönelik aslında bir kamu diplomasisi aracına dönüşüyor yoga. Yani insanlar evet iyi niyetle dediğim gibi e, sağlık e, sebepleriyle, psikolojik rahatsızlıklarını, fiziksel rahatsızlıklarını gidermek için bir fizik tedavi yöntemi şeklinde, yine bir psikolojik terapi şeklinde yoga'ya yöneliyorlar ama gittikleri yoga merkezlerinde yoga'nın felsefesi de öğretiliyor. İşte burada dikkatli olmak gerekiyor ve bu e, kamu diplomasisinin etkisi altında kalmamak e, için dikkatli bir şekilde e, yogaya yaklaşmak gerekiyor. Bu konuda e, özellikle Mirsiya Eliade'nin Dinler Tarihçiliği'nin önemli duayen isimlerinden, kendisinin de zaten baş başyapıtlarından birisidir yoga, e, yanlış hatırlamıyorsam doktora tezi kendisinin de Eliade'nin, e, Türkçe'de de var yoga kitabı okunursa aslında yoganın felsefesi daha iyi anlaşılır. O zaman insanlar sağlık yönüyle bilimsel yönüyle e, yani faydalı yönleriyle e, dini yönünü, felsefi yönünü ayırt edebilecek bir bilince erişir. Ama şimdi bu bilinçte değilse muhatap o zaman ne oluyor? İşte Hint alt kıtası inançlarının misyonerliğine e, hazırlıksız yakala, yakalanıyor ve maruz kalıyor. Belki de burada e, tehlike ya da sorunlu alan bu. Çünkü Hint inançları sadece bir inanç olarak kalmıyorlar. Hindistan'ın bugün, Hindistan'da çok ciddi bir Hint ulusalcılığı var biliyorsunuz, dini ulusalcılığı. RSS şeklinde bir yapılanmaları var. Yine iktidarda aşırı sağcı bir Hint hükümeti söz konusu, Modi hükümeti. Bunların hepsinin öyle çok da güler yüzlü olmadığını, insanlığa böyle çok da barış getirmediklerini, Kali isimli Tanrıça'nın şiddet içerikli mitolojisini adeta yeni bir faşizm olarak inşa ettiklerini e, biliyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla Yoga'nın da böyle bir e, turuva atı olma tehlikesi de söz konusu. Değerli hocam, Hindistan'ın Türkiye'de Yoga diplomasi faaliyetleri nelerdir? Ee, yoga diplomasisinin en önemli boyutu bahsetmiş olduğumuz, daha önceki sorularınızda da bahsetmiş olduğumuz New Age akımlar. Yani New Age akımlar doğrudan bir Hinduizm belki size sunmuyorlar. Ama işte çeşitli dernekler, vakıflar aracılığıyla, işte çeşitli kurslar aracılığıyla size dediğim gibi Hint alt kıtası inançlarının güler yüzünü sunuyorlar. Bu da nedir? İşte dediğim gibi pozitivizm ve işte materyalizmden e, bunalmış, özellikle orta sınıf ve üst sınıf e, seküler e, Türklere yönelik e, bir inanç, yani böyle çok da soft bir inanç sunuluyor burada New Age akımlarda. Tabi sadece o değil. Aynı zamanda geleneksel muhafazakar kesimlerde de, yani sadece seküler kesimlerde değil, dindar muhafazakar kesimlerde de tasavvuf e, adı altında ya da tasavvuf ambalajıyla belki belirli isimler üzerinden, belirli tarikatlar üzerinden, belirli işte çok e, meşhur, popüler e, ikonlar üzerinden, isimler üzerinden Hint inançları, Hint e, yogası bize böyle bir e, şey, çözüm yolu, bir hikmet, tırnak içerisinde bir işte felsefe olarak bize sunuluyor. E, bunun e, yolları da dediğim gibi seküler kesimlerde özellikle bu New Age akımlar ve muhafazakar kesimlerde de bu bahsettiğimiz bazı figürler yani çok meşhur olan işte bazı kadın ya da erkek vaizeler, hocalar aracılığıyla bu bize ulaştırılıyor. Şimdi bunun peki ne tehlikesi var? Dediğim gibi eğer felsefi alanda bir yetkinliğiniz yok ise oradaki aslında içinde faşizm de barındıran Hindistan'ın ulusal çıkarlarını aslında siyasal ve dini çıkarlarını barındıran bir e, hapı da e, yutmuş olabiliriz. Yani e, zihnimizi meditasyonla rahatlatalım falan derken konuyu eğer bilmiyorsak ve bize bunu getiren kişinin ya da çevrenin arka planını tanımıyorsak böyle bir şeye de maruz kalabiliriz. Özellikle New Age dernekler söz konusu e, Türkiye'de. Bununla ilgili teosofi e, merkezli dernekler bunlar. Bununla ilgili test çalışmaları kitap çalışmaları da yapıldı Türkçe'de. Dolayısıyla bu derneklere gittiğinizde sadece önce işte e, huzur, rahatlık işte e, barış gibi gerçekten herkesin işte diyalog gibi herkesin kabul edebileceği sempatik kavramlarla karşılaşıyorsunuz ama ilerledikçe bu e, derneklerde ilerledikçe ayaklarını yıkatan kendisine taptıran kendisini Tanrı ilan ettiren çeşitli işte rişilerle, Brahmanlarla böyle e, figürlerle karşılaşıyoruz. E, yani ithal böyle bir e, kendisini Tanrı ilan eden ve kendisine tabi olanlara tamamen e, kurşun asker, köle muamelesi yapan e, böyle yapılarla karşılaşıyoruz. Bu konularda çok dikkat etmek gerekiyor insanı e, çünkü bu gibi şeyler de aynı zamanda bir uyuşturucu mesabesine, uyuşturucu bağımlılığı gibi bir şey aslında bu da. Bu da manevi uyuşturucu bağımlılığı diyebiliriz. Değerli hocam, Hindistan'ın yumuşak gücü yoga konusundaki bilgi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, Tamam.